Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'i... Cimdeniz'deki sıcak çatışmalar buradan... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz... Gerçeğin güvenilir ve güncel adresi Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Çağdaş Cengiz. Ulusal Kanal Ulusal Radyo ortak yayınıyla günün gelişmelerini sizlerle paylaşacağım. Günün başlıklarıyla başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Evet, ilk başlığımız. Sanayide büyük kayıp, işçiler dertte, altına küresel hücum var. Şimdi bu üç başlığı aslında bir başlıkta toplamış olduk. Türkiye'deki ekonominin durumunu aktarıyor. Dünyadaki gelişmelerle birlikte aktarıyor. Çünkü dünyadaki gelişmelerden bağımsız değil. Ne var? Sanayi üretiminde ciddi bir düşüş var. Bugün açıklandı veriler. Geçen yılın aynı ayına göre %7.3 bir azalma söz konusu sanayi üretiminde. Şimdi bu koşulların içerisinde elbette Türkiye işten çıkarmalar, sendikasızlaşma ve tazminatların ve maaşların ödenemediği bir yer haline geliyor. Tabii ki işçi sınıfı da buna karşı cevap veriyor, mücadele yükseliyor pek çok noktada ve Ulusal Kanal olarak bunları hep yansıtıyoruz. Tabii işçiler ciddi sıkıntı içerisinde. Yine Çerkezköy'de altın iplik firmasına da çalışan işçiler eylemdeler. Bir taraftan belediye işe bağlı, sendikaya bağlı işçiler de grev kararı aldılar. Çorlu Belediyesi'nde grev pankartı asıldı. İşçi sınıfının mücadelesi sürüyor. Bir taraftan dünya ölçeğinde de altına ciddi bir hücum var. Özellikle dolar hakimiyetinin yaşandığı geçtiğimiz 20-30 yılı düşündüğümüzde artık o hakimiyet dönemi bitiyor. Dünya ölçeğinde piyasalarda bir daralma söz konusu ve bu koşulların içerisinde de insanlar garantiye almak için birikimlerini altına hücum ediyorlar. Bu da önemli bir gösterge. Ekonomideki durum ve tablo bugün özellikle öne çıktı bu verilerle birlikte. Sonraki başlığımıza geçelim. Evet, 10 ay Türkiye'den, operasyon Rusya'dan. İdlib'de Hümeymim üssüne saldırı yapma hazırlığında bulunan terör gruplarına karşı Rusya bir hamle yaptı. Ve önemli olan nokta şu, daha önceden de Rusya terör örgütleriyle, çeşitli uçaklarıyla saldırılar gerçekleştiriyordu. O terör örgütlerini etkisizleştirmek için teröristleri. Ancak bunu bu sefer Türkiye'yi de bilgilendirerek yaptı. Bu nokta çok çok önemli. Ayrıntılarıyla birlikte haberimizde göreceğiz tabloyu, durumu, Suriye'deki vaziyet ne hale geldi. Özellikle Soçi'deki son toplantıdan sonra Türkiye-Rusya koordinasyonunun daha da arttığına tanık oluyoruz ki bunu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dile getirdi. Bu önemliydi. Sonraki başlığımıza geçelim. Evet, bunun adı vatan aşkı. Evet, Mehmetçiğin ruhunun Türkiye için ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz ve vatan aşkıyla mücadele eden Mehmetçiğimiz gazi olmasına rağmen tekrardan göreve, ordu içerisinde sorumluluğunu almaya talip oldu ve yeniden göreve döndü. Zeytin Dalı harekatında yaralanıp bacağını diz altından kaybeden Üsteğmen Özgür Ocak. Yani bu yaptığı başka dünya ordusunda pek görme ihtimalimiz olmayan bir şey ve gururumuzu kabartan ve Mehmetçik ruhunun ne anlama geldiğini, Mustafa Kemal'in askeri olmanın ne anlama geldiğini bir kez daha bize gösteren bir tutum almış oldu. Bunun adı vatan aşkıdır. Başka türlü tarif etmek mümkün değildir diyelim. Sonraki başlığımıza geçelim. Evet, iki işçiden haber alınamıyor. İzmir'de metro yeraltı otopark inşaatında bir göçük meydana gelmişti ve üzerinden artık bir günün üzerinde bir zaman geçmiş olmasına rağmen hala iki işçiden haber alınamadı. Belediyeden, yetkili firmadan, orada iş tutan firmadan, valilikten bazı açıklamalar var. Ancak hala iki işçiye ulaşılamamış durumda. Tabii aileler özellikle yeterli, gereken acil durum haline geçilmediğinden özellikle yakınıyorlar. Ayrıntılar haberimizde olacak. Sonraki başlığımıza geçelim. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Vatan Partisi'ne katıldı Rahmi Ofluoğlu avukat. Kendisi 68'in İstanbul'daki önderlerinden, FKF'nin İstanbul Yürütme Kurulu Sekreteri ve yine 68'in dev gencinin, FKF'sinin genel başkanı Doğu Perinçek'in liderliğini yaptığı Vatan Partisi'ne katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tam bağımsız Türkiye idealinin, gerçekten demokratik Türkiye'yi kurma idealinin, emperyalizme karşı mücadele idealinin gerektirdiği beklentileri karşılanamadığını gördüğünü ifade etti Rahmi Ofluoğlu ve şunu
vurguladı. Dünya değişti. Artık Türkiye'de de tablo ve durum değişiyor. Eskisi gibi devrimci fikirleri, vatansever fikirleri Amerika kıskaca alamıyor ve onu aşıyor artık. Ve Vatan Partisi'nin iktidar olacağını gördüğüm için o yüzden geldim ve burada Vatan Partisi'ne katıldım dedi Rahmi Ofluoğlu. Biraz geç kaldım dedi. Bunun da öz eleştirisini veriyorum dedi. Ayrıntılarıyla haberimizde yer alacak. Sonraki başlığımıza geçelim. Evet, tartışılan uçak Boeing konusu. Biliyorsunuz dünyada pek çok ülke artık Boeing 737'nin bu son serisinin uçaklarını kaldırdı uçuşlardan. En son buna Rusya'da eklenmiş oldu. Türk Hava Yolları zaten 12 uçağı görevlerden çekmişti. Bu önemli tabii, dün yaptığımız haberde ticaret savaşı boyutuyla da ele almıştık konuyu. Bugün yine teknik ayrıntılarıyla bilgilendirme yapacağız. Ama arşive baktığımızda şunu gördük. Aydınlığın 20 yıl önceden bu uyarıları yaptığına tanık olduk. Boeing 737 serisine ilişkin çeşitli önemli bilgilerin aktarıldığı yayınlar yapılmıştı 20 yıl önce. Aydınlıkta ve uyarılmıştı hükümet ve kamuoyu, bu uçakları almayı kesmemiz lazım şeklinde. Hız, yakıt tüketimi ve kaza meselesinde üçünde de diğer uçaklara göre daha kötü durumda olduğuna ilişkin uyarı aydınlıktan yapılmıştı. Bunu da haberimizde yer vereceğiz. Sonraki başlığımıza geçelim. Evet, Tıp Bayramı bugün. Tıp Bayramı kutlu olsun diyoruz. Kurtuluş Savaşı süreci içerisinde, daha öncesinde aslında, daha Hürriyet Devrim mücadelesi içerisinde tıbbiyeli gerçekten vatan için ve hürriyet için, bağımsızlık için mücadelesiyle her zaman öncüler arasında yer almıştı. Ve o mücadelelerden gelen bir bayramdır Tıp Bayramı. Gerçekten bütün sağlık çalışanlarımızın, bütün tıbbiyelilerin Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. Ülkemizin Tıp Bayramı'nı kutluyoruz ve Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Sanayi üretimi yıla düşüşle başladı. Açıklanan rakamlar sanayide karamsar tablonun devam ettiğini gösterdi. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %7.3 azaldı. Uzmanlarsa işsizlik konusunda uyardı. Ekonomide kötü gidiş rakamlarda kendisini gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Ocak ayı sanayi üretim endeksi verisini açıkladı. En büyük daralma imalat sanayinde oldu. Sanayi üretimi 2 aydır arkası arkasına küçülüyor. Sanayi üretimi Ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %7.3 oranında düştü. Bu sanayideki daralmanın temel nedeni, biliyorsunuz, cari açığı düşürdük diye övünülüyor ama biz ara mal ithal ettiğimiz için sanayide, o ara mallarla üretim yaptığımız için şimdi o eldeki stoklar da bitti ve dolayısıyla yeniden ara mal gelmeli ki yeniden biz üretime devam edebilmeliyiz. Uzmanlar ekonomideki bu daralmayı ithalata bağımlı üretim yanlışına bağlıyor. Ara mal gelmesi için de döviz gerekli. Döviz tedarik edebilmek için de eski borçların ödenmiş olması gerekir. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde karamsar tablonun sürdüğü görüldü. 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre imalat sanayi sektörü endeksi %7.5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %7 azaldı. Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise %1 arttı. Plan olmadığı için, serbest piyasa ekonomisine kendimizi teslim ettiğimiz için onun kolları arasında bu kadar yaşayabiliyoruz. Sanayideki durum pek çok sektörü ilgilendiriyor. Son rakamlar işsizlik alarmı verdi. Sanayi istihdamda en önemli kalemlerden birisi. Acı tabloyu eski sanayi genel müdürü Bülent Esinoğlu açıkladı. Ve önümüzdeki aylarda işsizliğin daha da artacağını gösteren rakam bu. Esinoğlu yeni işten çıkartmalar olacağını söyledi. Hizmet sektöründe çok hızlı etkilediğinden dolayısıyla hizmet sektöründe de işten çıkarmalar oluyor. Alın teri döküyorlar, üretiyorlar ancak çoğunun 12 ayı bulan maaş alacağı var. Kriz koşullarında düzensiz maaşlarla geçinmeye çalışıyorlar. Altın iplik fabrikasında düzensiz ödenen maaşlar işçiyi isyan noktasına getirmiş durumda. Maaşlarının ödenmesini istiyor işçiler. İki gündür de fabrikayı terk etmiyorlar. Yine, 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 yine,
Çerkezköy'de bulunan altın iplik fabrikasında düzensiz maaş ödemesi işçiyi isyan ettirdi. Verilen para %25, ev kirası mı verilsin, elektrikçi parası mı, çocuk dokutan çocuklarına mı versin, ne versin? 12 aya varan alacaklarının bulunduğunu belirten işçiler, 2 gündür fabrikayı terk etmeme eylemi yapıyor. 10 lira aydanları yarım yatıyor. Artık maaşlarımızın düzene girmesi için yemekhanede yatıp kalkıyoruz. Yaklaşık 12 aydır maaşımızı alamıyoruz. Paramparça alıyoruz. 3'e bölüyor, 4'e bölüyorlar. Bugün notere gittim. İhbarname çektirdim. Paramı alabilmek için, içerideki paramı. İşi bıraktım. Şu an işsizim. Bize 3-5 kuruş para verip eve yolluyorlar. Evde ne içip ne nasıl kiramızı ödeyeceğimizi düşünmüyorlar. Altın iplik fabrikasında 3 vardiyada yaklaşık 1000 işçi çalışıyor. Türk İş'e bağlı Teksif Sendikası 2017 yılında fabrikada örgütlenerek yetki tespiti aldı. Ancak işveren yetki tespitine itiraz ederek sendikal sürecin uzamasına neden oldu. İşçiler işverenin sendika karşıtı tutumuna da tepkili. Doğal olan, yasal olan hakkımız verilmiyor bize. Sendikalar anayasal bir hakkımız olduğu halde buna direniyorlar. Ama iş dünyası kendi haklarını askeri ücret komisyon toplantısında TİRK'le beraber kendi sendikalarına oturuyorlar. Ama bunu bildikleri halde bizim sendikal haklarımıza karşı çıkıyorlar. Sendikaların durumunu 3 kez itiraz ettiler. Şu anda sendikayı bekliyoruz. Teksif sendikasındayız. Hepimiz sendikal olduk. Başvurumuzu yaptık. Bir an önce umarım sendika gelir de bir nebze rahatlarız diye düşünüyorum. İşçiler maaş alacakları ve sendikal talepleri kabul edilene kadar eylemi sürdürmekte kararlı. Altın iplik işverenindense henüz bir açıklama yapılmış değil. Kaç saat geçti üzerinden herhangi bir açıklama yapmadılar. Bize hiçbir şey söylemiyorlar. Bizi sürekli aldatıyorlar. Elimizden geldiği kadar da mücadele sonuna kadar götürmeye düşüyoruz. Direne direne kazanacağız. Yani direncimiz devam edecek. Haklarımızı alana kadar. Dünya Altın Konseyi 2018 raporunu açıkladı. Buna göre küresel çapta altın talebi %4 arttı. Merkez bankaları ise yıllık bazda %74 oranda daha fazla altını rezerv etmiş durumda. Çin'in de dolar rezervlerini azaltıp bunun yerine altın varlıklarını arttırması da altın olan talebin artmasında önemli bir etken olarak görülüyor. Küresel çapta ekonomik daralma, ticaret savaşlarıyla ekonomik yaptırımlar piyasaların ve ülkelerin merkez bankalarının altına dönmesine neden oldu. Dünya Altın Konseyi'ne göre altına olan küresel talep 2008'de %4 arttı. Raporda 2018'de 4.345 ton altın talebi olduğu belirtildi. Amerikan doları yerine altın satın almaya başlayan merkez bankalarının da bu talebin oluşmasında önemli bir etken olduğu belirtildi. Dünya çapında ulusal merkez bankaları yıllık bazda altın rezervlerini %74 arttırdı. Böylece merkez bankaları 651 ton daha altın rezervi yaptı. Çin de küresel ekonomide görülen risklerden kaçınmak için dolar rezervini azaltarak altın varlıklarını arttırmaya başladı. Şubat ayında 179 milyon dolar değerinde altın satın aldı. Çin'in resmi rezerv altın varlıkları Şubat sonu itibariyle 79 milyar 498 milyon dolara ulaştı. Uzmanlar küresel sistemde hegemonya kurmaya yönelik davranışları nedeniyle Amerika'nın kredibilitesinin düştüğünün altını çiziyor. Bunun sonucunda da Amerikan doları cinsinden varlıklara olan güven hızla azalıyor. Evet, hep ifade ettiğimiz gibi neoliberal ekonomi modeli, Amerika'nın patronluğundaki bu model çöküyor. Ve 2008 ekonomik krizinden sonra özellikle bunun basit bir kriz olmanın ötesinde dünya ölçeğinde bir sistemin çöküşüne doğru gittiğini hep bu ekrandan dile getiriyorduk. Tabii altına olan bu talebin artması da bununla birebir bağlantılı. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri şunu söylemişti. Benim param uluslararası piyasada dolaşsın, ben bunun altın karşılığını size veririm. Yani böyle bir garanti sunmuştu. Ancak 1973'ten sonra bu altın garantisini ortadan kaldırdı Amerika Birleşik Devletleri ve 1 sente mal ettiği kağıtla o dolar banknotlarıyla
dünya ölçeğindeki değerler Amerikan doları üzerinden tarif edilir hale gelmişti. Şimdi bu geriye dönüş aslında dolar saltanatının sona ermeye başladığını gösteren en önemli verilerden bir tanesi. Tabii bu aynı zamanda dünya ölçeğinde küresel ekonomide dolar dolaştırarak yaratılan balon ekonomilerinde çökmesi anlamına geliyor. Artık dünyada üreten ve ürettiği kuvveti de altın gibi daha tanımlanabilir somut değerlerle ortaya koyabilen ülkeler ayakta kalacaktır. Bu kapsamda da hani Türkiye'deki tablo ve durumla dünya ölçeğindeki bu durumun özdeşleştiğini görüyoruz. Türkiye üretmek zorunda, üreterek değer elde etmek zorunda. Dolar hakimiyetine ve borçlanmaya güvenerek Türkiye ekonomisini ayakta tutma imkanı, fırsatı kalmamıştır. Bu verilerde bunu göstermektedir diyelim ve Türkiye'nin bir diğer önemli meselesi ekonomiyi konuştuk. Güvenlik meselesi ve özellikle Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde gerçekleşenler. Türkiye ve Rusya arasındaki askeri işbirliği bir üst seviyeye taşınmış durumda. Rusya İdlib'deki teröristleri vurmadan önce Türkiye'nin onayını aldı, bilgilendirme yaptı. İki ülke şimdi müşterek koordinasyon merkezi üzerinde çalışmalara başladı. Rusya, Türkiye ile koordinasyon halinde İdlib'deki teröristleri vurdu. Rusya ile olan münasebetlerimiz, temaslarımız sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Heyet Tahrir el-Şam'ın Rusya'nın Hmeym Embüsü'ne yönelik İHA'larla saldırı planladığının öğrenildiğini duyurdu. Daha önce de teröristleri vuran Rusya, ilk kez Türkiye'nin onayını aldıktan sonra Heyet Tahrir el-Şam'ın İdlib'deki mühimmat deposuna hava saldırısı düzenledi. Açıklamada teröristlerin vurulan depoya İHA'lar getirdiği ve saldırının bunlarla yapılması planlanıyordu denildi. Dönmeni sağlamak. Bizim amacımız bu. Kendi güvenliğimiz. Hudutlarımızın güvenliği. Ya bu nasıl olacak? Bu olacak. Bunun başka çaresi yok diye muhataplarımıza söyledik. Söylemeye devam ediyoruz. Türkiye ve Rusya arasındaki askeri işbirliği derinleşiyor. Önümüzdeki günlerde iki ülke arasında ortak koordinasyon merkezinin oluşturulması planlanıyor. Açıklamayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı. 3-4 Mart'ta yeni bir mutabakat muhtırası imzaladık Savunma Bakanı ile Sayın Şoygu ile. Ve o biraz daha buradaki işlerimizi daha böyle belirgin hale getirdi. Devriyelerin önü açıldı. Müşterek bir koordinasyon merkezinden bahsediliyor. Onun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri geçen cuma İdlib'de Rusya ile ilk devriye faaliyetini tamamlamıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Harbiye'ye girişinin 120. yıl dönümü kutlandı. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı. Duygulu anların yaşandığı törende Harbiyeliler Atatürk'e olan bağlılıklarını bir kez daha vurguladı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk yetiştiği Harbiye'de anıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 120. yıl dönümü kutlandı. Değerli arkadaşlarım, sevgili harbiyeliler, iyi günler. Sağ olun. Kara Harp Okulu konferans salonu Atatürk Amfisi'nde düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Kara Harp Okulu personeli ve harbiyeli öğrenciler katıldı. 20. yüzyılın dünyasında milletine hizmet etmek için yetişmiş büyük bir askerdi. Törende bir konuşma gerçekleştiren Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller, Türk ordusunun ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e her zaman bağlı kalacaklarını söyledi. Üstlenmiş olduğumuz bu önemli vazifenin icrasında temel hedefimiz, en büyük mezunumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamış, vatanını ve milletini seven, askerlik mesleğini bir yaşam tarzı haline getirmiş, sorumluluk bilinci gelişmiş, çağın gerektirdiği bilgiye sahip, lider vasıflı, yüksek karakterli subaylar yetiştirmektir. Konuşmanın ardından geleneksel yoklama yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün numarası okunduğunda tüm harbiyeliler ayağa kalkarak içimizde karşılığını verdi. Ulan!
Tören, müzik dinletisi, halk oyunlarıyla devam etti. Harbiyeliler ayrıca devlet tiyatrosu oyuncularının katılımıyla anılarla geçmişten geleceğe Atatürk konulu gösteriyi sahneledi. Ve eminim ki kanımızın son damlasına kadar savaşacak ve vatanı koruyacak inançlısınız. Tören Harbiyelilerin büyük bir coşkuyla Kara Harp Okulu marşını söylemesiyle sona erdi. Tıp Bayramı 14 Mart 1919'dan beri yani 100 yıldan beri sadece Türkiye'de kutlanıyor. Tıbbiyeli Hikmet Bora'nın öncülüğünde milli mücadeleye destek vermek için toplanan tıp çalışanları İstanbul'un işgalini hep birazdan protesto etmişlerdi. Dev bir Türk bayrağını o dönem açmışlardı. Bu yüzden de İngilizlerin baskısını yemişlerdi. Ancak o bağımsızlık bayrağını açan tıbbiyeliler 14 Mart'ı Tıp Bayramı ilan etti. Hekimler sağlıkta yaşanan birçok soruna rağmen o mücadele ruhunu günümüzde de yaşatmaya çalışıyor. Öncelikle Tıp Bayramınız kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Gene artık 100. yıldayız. Tarih 14 Mart 1919 İstanbul işgal altında. Tıbbi 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran önderliğinde tıp öğrencisi ve hekimler işgali protesto etmek için bir araya geldi. Genç tıbbiyelilerin tıbbiye-i şahanede orada işte direnişe katılma öyküsünün yazıldığı, başladığı yerdir. Böylece ilk tıp bayramı tıp sektöründe hizmet edenlerin yurdu savunmasıyla başladı. Tıbbiyeli hikmetlerden devraldık. Çok anlamlıdır 14 Mart Tıp Bayramı. Hem mesleği değerlendirmek hem de milli mücadelenin içinde bulunma ikisini birlikte içerir. Yalnızca Türkiye'de kutlanan Tıp Bayramı'nın tarihçesi milli mücadele dönemine dayanıyor. Hekimler 100 yıl öncesine dayanan o ruhu günümüzde de yaşatmaya çalışıyor. Tabii sadece Türkiye'de var. Türkiye'ye özel bu Tıp Bayramı. Tıbbiye-i şahane genç tıbbiyeliler bütün güçleriyle katılmışlardır milli mücadeleye. Böyle bir yani bizim açımızdan çok anlamlıdır. Yorulmadan işlerini severek yapıyorlar ancak onları olumsuz etkileyen sağlıkta şiddet olayı hızla artıyor. Bu sağlıkta dönüşümle birlikte AK Parti'nin başladı, yoğunlaştı şiddet. Ancak bugün geldiğimiz noktada başından itibaren hep vardı, hep ölümler vardı. Görülür ve kabul edilir hale geldi. Hükümet de artık reddedemiyor böyle bir sorunun olduğunu. Hükümet yandaşları da reddedemiyor. Doktor Hikmet Çevik'e göre sağlıkta yaşanan şiddetin arkasında sağlıkta dönüşüm var. Dönüşümün bittiğini söyleyen Çevik, artık politikayı uygulayan taraf da yaşanan sorunların farkında dedi. 130, 140, 150, 200 hastaya bakmaya zorlayan, abartılı sayıda ameliyatlar yapmaya zorlayan bir ortamda çalışıyoruz. Bunun sonuna geldik. Politikayı uygulayan taraf da artık bu sorunu sürdüremeyeceğinin farkında, kabul ediyor. Yandaşları da kabul ediyor. Evet, Tıp Bayramı haberini Tıbbiyeli Hikmet gibi büyük bir kahramanı anarak da aslında vermiş olduk. Şimdi başka bir kahramanın haberiyle devam ediyoruz. Bir askerin öyküsü bu. Aslında Üsteğmen Özgür Ocağan yaptığı şey Türk milletinin vatan aşkını anlatıyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanıp bacağını diz altından kaybetti Üsteğmen Ocak. Emekliliği reddedip görevine yeniden döndü. İşte yaşadıkları ve geri dönüş hikayesi. Onu ne bölücü terör örgütü, ne zor görevler, ne de uzvunu kaybetmesi görevinden alıkoyamadı. Birliğime, arkadaşlarımın arasına, komutanlarımın arasına döndüğümde tabii ki onlar da çok mutlu oldular. Biz de tekrar görevde olduğumuz için çok mutluyuz. Üsteğmen Ocak, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev almıştı. Bölücü terör örgütüyle sağlanan sıcak temasta ağır yaralandı. 3 kez kalbi durdu. Vücuduna onlarca şarapnel parçası isabet etti. 10 Şubat 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinde 1027 rakımlı tepede teröristlerle çıkan temas sırasında
sağ bacağımı, dizüstü ve parmaklarımı kaybettim. Yaralandığında ilk müdahalesini kendisi yaptı. O anda bile aklında silah arkadaşları vardı. Onun önceliği vatanın namusu ve güvenliğiydi. Ağır bir hasar aldım ama kesinlikle herhangi bir o anda acı duymadım. Tabii ki inancımızdan kaynaklı herhangi bir acı duymuyorsunuz. Tabii hemen ilk önce kendi emir komutanınızda olan insanların emniyet ve güvenliği, durumun ne olduğu bunu anlamaya çalışıyorsunuz. Uzun bir süreç yaşadı. 11 ay tedavi gördü. Ailesi ve silah arkadaşları ona destek oldu. Kahraman silah arkadaşlarım ve kahraman pilotlarımız beni bölgeden sevk ettiler. Sırasıyla Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelerle hayata tutundum. Onun hayata tutunmasını sağlayan vatan sevgisiydi. Tabii ki gazilik onurunun verdiği yüksek motivasyon sayesinde 11 aylık kısa bir sürede tekrar sağlığıma ve görevime döndüm. Türk Silahlı Kuvvetleri silah arkadaşlığı bizim için kardeşlikten de ötedir. Silah arkadaşlığı bizim için çok önemli bir kavramdır. Yeniden üniformasını giyen Üsteğmen Ocak her göreve hazır. Bu gurur ve onurla yeniden Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hendek operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek her türlü görevi yapmaya her zaman hazırdır. İşte böyle kahraman Mehmetçiklere sahip olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türkiye'ye dönük tehditler de devam ediyor bir taraftan. Avrupa Kuvvetleri Komutanı Amerika Birleşik Devletleri'nin Orgeneral Curtis Scarpotti Türkiye'yi üstü kapalı tehdit etti. Ankara'yı S-400 almaması için uyaran Scarpotti, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı verilmemesi gerektiğini savundu. Türkiye ise S-400 alımı konusunda bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Amerika'dan tehdit geldi. Türkiye kararlılık vurgusu yaptı. S-400 konusu. Yani bu konuda gerçekten çok açığız. Amerika'nın Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Scarpotti, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi satın almasına karşı olduklarını belirtti. Türkiye'yi yaptırımla tehdit eden Scarpotti, Amerika düşmanlarına yaptırımla karşı koyma yasasını hatırlattı. Amerikalı general ayrıca Türkiye'nin S-400 alması durumunda F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmemesini savundu. Hala bir takım rivayetler olmasına rağmen, açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor. Tehditvari açıklamalara karşıysa Türkiye S-400 alımı konusunda kararlı tavrını koruyor. Son açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Normal işliyor. Orada bizim pilotlarımız eğitim alıyorlar. Bakım personelimiz eğitim almaya Amerika'da devam ediyor. İki uçağı bize teslim ettiler. Bunların buraya gelmesini, Malatya'ya gelmesini bekliyoruz. Türkiye Emekli Subaylar Derneği yönetimiyle öğle yemeğinde bir araya gelen Akar, Türkiye'nin F-35 konusunda sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi. Hangi sorumluluklarımız varsa bunları eksiksiz, aksaksız yerine getiriyoruz. Geçen Amerika seyahati sırasında da bizzat Amerikalılar tarafından dile getirildi. F-35 konusundaki bütün yükümlülüklerimizi hem finansal hem de diğer konulardaki taahhütlerimizi aksaksız, eksiksiz yerine getiren, en iyi getiren ülkelerden biri olduğumuzu söylediler. Bunun yanı sıra Hulusi Akar'ın gündeminde Rusya'yla İdlib için varılan mutabakat da vardı. Sabırla, dirayetle, kişilik ve kimliğimizle ilerlemeye devam ediyoruz. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerikan Savunma Bakan Vekili Patrick Shannon'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkiler ele alındı. Hollandalı raportör Kathy Pirin'in 2018 Türkiye raporu Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edildi. İç ve dış politikada Türkiye düşmanlarını korumaya çalışan bu raporda Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alınması teklif ediliyor. Tabii bir fotoğraf da göstereceğim haberi haberi izlemeden önce. Bu fotoğrafta Kathy Pirin'in yanında görünen isim kim? Dilek Öcalan. Ve bu raporla ilgili görüşmelerin olduğu öğle arasında çekilen, yani tam da raporun oylanmasından önce çekilen bir fotoğraf bu. Onun dışında Öcalan fotoğraflı tişörtler taşıyan isimler de birlikteydi Kathy Pirin ile. Aslında yani Türkiye düşmanlığını raporun içinden net bir şekilde okuyoruz. Zaten bu fotoğraftan sonra başka bir rapor beklemek de mümkün değildi diyebiliriz.
Raportör Katipiri'nin hazırlayıp sunduğu 2018 Türkiye raporu Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 13 Mart'taki oylamada kabul edildi. Raporda Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması teklif ediliyor. Rapor 109'a karşı 370 oyla kabul edildi. 143 parlamenter ise çekimser kaldı. Tavsiye niteliği taşıyan ve bağlayıcılığı bulunmayan raporda sözde Ermeni soykırımı iddiaları, Kıbrıs azınlık hakları, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu, Almanya'da bulunan Can Dündar'ın durumu, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan kişiler ve Türkiye'nin Afrin operasyonu hakkında tespitlerle tavsiyeler yer aldı. FETÖ'cü hakim ve savcıların görevden uzaklaştırılması da raporda yer aldı. 4000'den fazla hakim ve savcının işten atılmasının hukukun bağımsızlığı ve tarafsızlığına tehdit oluşturduğu belirtildi. Katipiri'nin raporunda 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 150 bin kişinin gözaltına alındığı, 78 bin kişinin tutuklandığı, 50 bin kişinin ise hapiste olduğu yazıldı. Basın özgürlüğünün de konu edildiği raporda 15 Temmuz'un ardından 160 medya şirketinin kapatıldığı ve 114 bin internet sitesinin yasaklandığı kaydedildi. Hristiyan ve Aleviler de dahil olmak üzere dini azınlıkların baskı altında olduğu iddia edilen raporda Türkiye'nin Fener Rum Patrikhanesi'nin meşru kimliğini tanıması ve Heybeliada Ruhban Okulu'nun tekrar açılması tavsiye edildi. CHP ve HDP milletvekillerinin terör şüphesiyle tutuklandığı ve partilerin marjinalleştirildiği kaydedilen raporda Türkiye'nin Kürtlere ait tarihi mirasları yok ettiği iddiası yer aldı. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'deki faaliyetleri de eleştirilerin hedefi oldu. Hollandalı Katipiri'nin hazırladığı Türkiye raporunda Kıbrıs'ta yer aldı. Raporda Türkiye'nin Kıbrıs'tan askerlerini çekmesi, Magosa'daki boşaltılmış bölgeyi Birleşmiş Milletler'e teslim etmesi istendi. Raporda Türkiye-Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı ve hava sahası konusuna da yer verildi. Türkiye'nin Yunanistan'ın deniz ve hava sahalarını ihlal ettiği öne sürüldü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan kasus belli kararı, yani Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkardığı takdirde bunun savaş nedeni sayılacağı kararının geri çekilmesi istendi. Ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki her türlü gelişmenin uluslararası anlaşmalar uyarınca Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'la paylaşılması istendi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna Ankara'nın tepkisi sert oldu. Adalet Bakanı Gül, bu raporun değeri bulunmamaktadır dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da karar yok hükmündedir açıklaması yaptı. Bu raporun Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına hiçbir karşılığı, hiçbir anlamı, hiçbir değeri bulunmamaktadır. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu büyük tepkiyle karşılandı. Türk yargısına hedef alan rapora yanıtı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül verdi. Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu bu rapor, tarihe Avrupa'nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir. Gül, metnin yok hükmünde olduğunu vurguladı. Bizim açımızdan kabul edilebilir hükmü olan bir metin, bir belge değildir. Bir de gönderme yaptı Adalet Bakanı. Dostluk iddiasında olanların Türkiye'nin bekası için atılan adımlardan rahatsız olmaması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin varlık ve bekasına yönelen tehditlere karşı yapmış olduğu mücadele meşru mücadeledir, zorunludur ve yerindedir. Bekası için üstüne titrediğimiz şey adil devlettir, özgür millettir, güçlü Türkiye'dir. Bunlardan hiçbiri dostluk iddiasında olanları rahatsız etmemelidir. Raporun Avrupa Parlamentosu'nda onaylanmasının ardından ilk tepkiyi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın verdi. Sosyal medya hesabından Avrupalı siyasetçilerin popülist ve vizyonsuz tutumu olduğunu belirtti. Avrupa Parlamentosu tarafından oylanan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan, tek taraflı ve objektiflikten uzak bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir. Avrupa Parlamentosu da seçimlerle... Meclis Başkanı Mustafa Şentopsa Avrupa'ya Fas'tan mesaj yolladı. Avrupa Parlamentosu'nun kararı anlaşılabilir bir karar değil. Ön yargılara,
haksız, mesnetsiz gerekçelere dayanmaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 14. konferansına katılmak üzere Fas'ın başkenti Rabat'ta bulunan Şentop, Avrupa Parlamentosu içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanmış bir karar dedi. Avrupa Parlamentosu içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanmış olan bir karardır. İzmir Metro Yeraltı Otopark inşaatında oluşan göçüğün altında kaldığı düşünülen işçilerden hala haber yok. AFAD ekipleri 29 saatin sonunda bölgeye inebildi. İzmir Metro Yeraltı Otopark inşaatında ikinci gün çalışmalar devam ediyor. İstinat duvarlarının diğerinin de göçme riski taşıdığı nedeniyle arama kurtarma ekipleri bölgeye indirilmedi. Göçüğün gerçekleşmesinin üzerinden 29 saat geçti. AFAD ekipleri henüz daha yeni bölgeye giriş yapıyor. Mehmet Ali Yalçın 66 yaşında, Mehmet Çiftçi 77 yaşında. Aileleri Kızılay'ın kurduğu çadırda sabaha kadar haber bekledi. Ben Sinan Yalçın, Mehmet Ali Yalçın oğluyum. Bize ne Büyükşehir Belediyesi tarafından bir açıklama yapıldı, ne de burada yüklenici firma tarafından bir açıklama yapıldı. Burada eğer insanlar kovayla burada malzeme çekmiş olsaydı, gene o insanlar çıkmıştı, iki can çıkmıştı orada. Bu olay İstanbul ya da Ankara'da olmuş olsaydı, şu ana kadar 100 sefer bu çıkmıştı. Yani bu da belediyenin acizliğini ortaya koyuyor. Başka bir şey değil. Bir tane yetkili insan yok. Bir tane buraya belediye bir mühendis koymuş, iş güvenlikçi. En büyük yetkili ondan başka yetkili yok. O da yetkisiz yetkili. Böyle olmaz. Yani insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Mehmet Çiftçi'nin abisiyim. Buralar dolgudur. Dün kulak misafiri oldum. Konuşmaları oldu yetkililer tarafından. 50 bin ton demir ocağı yığılmış. Peki bu yetkili bilmiyordu ki bu 50 bin ton bura tartar mı tartmaz mı? Ne yetkili gördük, ne arayan olduk, ne belediyeden olsun, ne başka hiçbir tarafta bizi arayan olmadı. Sesimi yetkililere duyurun. İçişler Bakanı da dinlesin, hepsi de dinlesin. Biz bu hakaretlere maruz kalmışız. Bu hakarettir. Benim kardeşim çamur altında iki gün kalsın? Kazanın yaşanmasından 33 saat geçtikten sonra bölgeye İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Buğra Gökçe gitti. Bölgede incelemeler yapan Buğra, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz gece saat 3.42 sularında çok yoğun bir yağış rejiminin ardından muhtemelen toprağın da kirli olması ve suya yeterince doygunluk yaşamasından kaynaklı olarak bir zemin hareketlenmesi oluyor. Buğra, önceliklerinin bölgenin kayma ihtimaline karşı önlemleri almak olduğunu söyledi. Birinci öncelikli işimiz önce toprağın altındaki canlılara ulaşabilme derdidir. Ve ikinci öncelikte güvenliğin sağlanması derdidir. Ekiplerimiz bunun için yoğun bir çalışma içerisinde ama zorluğu var. AFAD ekipleri çalışmalarına ara vermek zorunda kalıyor çünkü göçüğün olduğu yerde iç suya ait dağıtım hattı da patladı. Çıkan su zeminde kayganlığa neden oluyor ve arama tarama faaliyetini geciktiriyor. Ailelerin çaresiz bekleyişi sürüyor. Uçak kazaları tüm dünyanın gündeminde. Yaşanan kazalar Boeing uçakları üzerine uluslararası bir tartışmanın fitilini ateşledi. Oysa Boeing uçakları konusunda yapılan uyarılar ve tartışmalar hiç de yeni değil. Aydınlık gazetesi 24 yıl öncesinde Boeing uçakları hakkında yaptığı araştırmalarla tüm Türkiye'yi ve dünyayı uyarmıştı. Boeing uçaklarının alımına işte bu manşetlerle itiraz etmişti Aydınlık gazetesi. Bugün dünyanın konuştuğu Boeing krizini Aydınlık yıllar öncesinden uyarmıştı. 1995, 1997, 1999 ve 2009 yıllarında yayınlanan Aydınlık gazetesinin sayfalarında pek çok Boeing haberi göze çarpıyor. Haberlerde Boeing 737 serilerinin sistem hatalarına dikkat çekiliyor. Bu uçak modeli serisi Endonezya ve Etiyopya'da düşen uçakların serisiyle aynı. Amerika diplomatik kriz yarattığı ülkelerde oturduğu pazarlık masasında kullanılmayan Boeing uçaklarını satıyordu. Washington yönetimi ilişki kurduğu bazı ülkelere bu uçakları alması için baskı yapıyordu.
Gerçekleşen uçak kazalarından sonra neredeyse tüm dünya Boeing uçaklarının uçuşunu yasakladı. Çin, Rusya, Türkiye ve Avrupa Birliği başta olmak üzere Avrasya ülkelerinin hızla Boeing tipi uçakları hava sahalarında yasaklamaları Amerika'nın küresel egomanyasına indirilen bir darbe olarak değerlendiriliyor. ABD'li Boeing'in ürettiği yeni nesil uçakları 737 Max'ler 6 ay içinde 2 ayrı kazaya karıştı. Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan 2 kazada 356 kişi hayatını kaybetti. Kazaların oluş biçimleri birbiriyle benzerlik gösterince Boeing 737 Max'lerin güvenilirliği tartışma konusu oldu. Kaza nedenleri henüz net olarak bilinmese de uzmanlar uçağın bilgisayar yazılımında sorun olduğu görüşünde. Cockpit Aero Genel Koordinatörü Tolga Özbek tüm dünyada hangara çekilen Max'larda yaşanan yazılım sorununu Ulusal Kanal'a anlattı. 6 ay arayla yaşanan ölümcül kazalar, Amerikalı uçak üreticisi Boeing'in yeni nesil uçakları 737 Max'ların güvenilirliğini tartışmaya açtı. Boeing 737 dediğimiz zaman 1960'larda tasarlanmaya başlamış bir gövde, ilk uçuşunu 1967'de yapıyor. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan 737 serisi uçakların yeni versiyonlarında çok daha güçlü olan yeni nesil motorlar tercih edildi. Yeni motorlar eski versiyonlara göre uçağın burnunu yukarı doğru kaldırdığı için Boeing yeni bir sistem geliştirmek zorunda kaldı. Bu uçak 2 yıl önce hizmete girdi. Bugüne kadar 350 adet dünyanın farklı hava yollarına teslim edildi. Ve gündeme de 5 ay önce 29 Ekim 2018'deki Endonezyalı Lion Air'ın kazasıyla geldi. Uçaklarda kullanılan yeni sistem motor gücüyle uçağın pozisyonunu algılayıp otomatik düzeltme yapıyor. Bu sistem uçağın burnunun yukarı fazla kalkması sonucu havada süratsiz kalması olarak tabir edilen perde vites olayının önüne geçmek için geliştirildi. Sistem test uçuşlarında onay aldı. Ancak ticari uçuşlarda bu sorun aniden baş gösterdi ve ölümcül kazalar yaşanmaya başladı. Kalkıştan sonra uçak dalışa geçmek istedi. Bu pilotlar tarafından önlenmeye çalışıldı. Fakat bu kokpitteki kavga diyelim ne yazık ki sistemin galibiyetiyle sona erdi ve uçak denize çakıldı. Uluslararası Havacılık Otoritesi'nden onay alan sistemin kazalara neden olması Boeing 737 Max'lerde yazılım sorunu mu var tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bu kadar iki kazanın üst üste gelmesi acaba uçuş yazılım sistemlerinde bir sorun mu var? Neden bu kazalar oluyor? Soru işaretini getirdi. Yaşanan kazalar Boeing şirketini tarihin en büyük kriziyle karşı karşıya bıraktı. Önümüzdeki günler sanıyorum bu havacılığın son birkaç yıl içerisindeki en büyük krizlerinden biri olacağına inanıyorum. Amerika önceleri dirense de yaşanan sorun nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Max'leri yere indirerek seferlerine ara verme kararı aldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde karşılığı Amerika'da FAA denilen Federal Havacılık Dairesi. Karşılıklı otoriteler konuşuyorlar ve sonuçta ortak bir karara imza atıyorlar. Ülkelerin dediğim gibi bakışları da önemli bununla ilgili. Yaşanan kazaların asıl sebebinin şirketin hızlı ve denetimsiz üretim politikası olduğunu iddia edenler oldukça fazla. Aynı zamanda dünyada tabii büyük bir ticaret savaşı var. Bu da bu açıdan Boeing'i zor durumda bırakacağına inanıyorum. İkinci büyük hareket Çin'den geldi. Çin'in ardından Rusya'nın da Boeing 737 Max serisi uçakları hava sahasını kapatması küresel çapta bir anlam taşıyor. Amerika ile Çin arasındaki son zamanlardaki çekişmeye dikkat çekmek istiyorum. Sanıyorum bu olayla Çin de biraz da Amerika'ya ben senin uçaklarını kullanıyorum ama gerektiğinde de o uçakları yere indiririm mesajı vermesini gayet enteresan buluyorum. Boeing 737 Max serisinin neredeyse bütün dünyada yasaklanması Boeing şirketinin hisselerinin adeta çakılmasına neden oldu. Son verilere göre Boeing'in piyasa değeri yaklaşık 22 milyar dolar eridi. Ana haber bültenimizin hemen ardından Haber Artı programında Murat Şahin'in konuğu Cockpit Aero Genel Müdürü Tolga Özbek olacak. Haberde özetle aktardıklarını biraz daha açarak ifade edecek ve bu Boeing meselesiyle ilgili tartışmalarda cidden damga vuracak bir program olacak. O yüzden Ulusal Kanal ekranlarından ana haber bülteni sonrasında da ayrılmayın ve Haber Artı'yı mutlaka izleyin. 68'in gençlik önderlerinden avukat Rahmi Ofluoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak Vatan Partisi'ne katıldı. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in rozetini taktığı Ofluoğlu gecikmiş bir katılım dedi. Vatan Partisi'nin iktidara yürüdüğünü söyledi.
Gecikmiş bir katılım bu. Başkanın kendisine de söyledim. Partinin iktidar olacağını gördüğüm için geldim dedim. Rami işte her şey yaptık, devrim yapamadık ama yapacağız diyor. 1968'li yıllarda Gençlik Hareketi'nin önderlerinden biriydi avukat Rahmi Ofluoğlu. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla mücadelenin ön cephesindeydi. O zamanki liderlerinden İstanbul'da işte Deniz Gezmiş, Hasan Yalçın, Rahmi Ofluoğlu, o zamanki soyadı Aydın. Oradan gelen bizim bir arkadaşlığımız var. Demek ki tam 50 yıllık, yarım yüzyıllık bir arkadaşlık. Yıllarca siyaset yaptığı CHP'den ayrıldı. Vatan Partisi'ne katıldı. Uzun yıllar CHP içerisinde politika yaptım. Ancak oradaki beklentilerimizin sonuç vermeyeceğini çok geç görmüş olmak, tabii kendi adıma bir öz eleştiri olarak bunu söylüyorum. Bu ifadelerle öz eleştiri yapan Ofluoğlu'na rozetini Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek taktı. Böylece Vatan Partisi'nin önderlik kadrosu çok önemli bir tecrübeyi, birikimi kazanmış bulunuyor. Bu 68'in bağımsızlık, tam bağımsızlık, emperyalizm karşıtı görüşlerini tam anlamıyla savunan parti Vatan Partisi. CHP'nin düzen partisi olduğunu söyledi Ofluoğlu. Tabii bu tespiti şimdi yapmıyorum ben. Çok eskiden de bu tespiti yapıyorduk. Bir düzen partisi. Atatürk'ten sonra giderek İsmet Paşa'dan sonra bir düzen partisi olma yoluna girdi. Yani... Neden Vatan Partisi sorusuna ise bu yanıtları verdi. Bu Amerika'nın kaçışı karşısında yükselen güç elbette ki Avrasya güçleri. Doğru ve net duruşu burada ve orada parti yerini alıyor. Bugün Türkiye'de, Orta Doğu'da ve dünyada en net politikayı Vatan Partisi'nin izlediği çok açık. İç politikada da parçalanma yerine bütünleşerek güçlü olmayı, üretim ekonomisiyle de Türkiye'nin önünü açmayı. Vatan Partisi'nin CIA ve NATO ablukasını ezip geçtiğini söyleyen Rahmi Ofluoğlu, dünya siyasetinin değiştiğini, Vatan Partisi ile gelecekten umutlu olduğunu belirtti. Ezmek hiç öyle sevmediğim bir şey. Bence bugünkü gençlik neresinden bakarsak bakalım bu değişime katkısını sunacak diye ben. İnandığımız doğrultuda, deneylerimiz doğrultusunda partinin büyüyüp gelişmesi için katkı vereceğiz ki hem dünya koşulları hem ülke koşulları yönünden önü fevkalade. Meryem Ayvalı önce kızının eczacı olması sebebiyle gurur duydu. Daha sonra da memleketi İzmir Kiraz'da belediye başkan adayı olduğu için gururu ikiye katlandı. Kızı Meltem Ayvalı ile birlikte şimdi ana kız mahalle mahalle, köy köy, sokak sokak dolaşıyor ve Kiraz'da seçim çalışmasını sürdürüyor. Kim bu? Abi de var bak. Aferin sana, gel. Abisini çağıralım. İzmir'in en genç adayı olan Kiraz Belediye Başkan Adayı Meltem Ayvalı, ilçenin 57 mahallesinde kapısı çalınmadık ev bırakmayacak. Neredeyiz? Ben Vatan Partisi'nin belediye başkan adayım. Buralıyım, Kirazlıyım, eczacıyım. 1991 Kiraz doğumlu olan Meltem Ayvalı, üniversite için Kiraz'dan ayrıldı. Ege Üniversitesi'nde eczacılık okudu, mezun oldu ve yine doğduğu topraklara hizmet için Kiraz Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu. Adın ne senin? Cemile, Cemile. Cemile, tamam. Fotoğraf çekilelim mi beraber? Çekilelim. Hadi gelin. Vatan Partisi Kiraz'da adeta Meltem estiriyor. Bu esen rüzgarda Meltem Ayvalı'nın annesi Meryem Ayvalı, babası İbrahim Ayvalı ve dayısı Selim Kırlı'nın da katkısı büyük. Buyurun siz. Ben de sakız alayım. Çikolata alayım şu an. Anne, baba ve dayı sürekli Ayvalı'nın yanında. Seçim boyunca bakkalda mesai var. Sabah İbrahim Bey, akşam da Meryem Hanım çalışıyor. Meryem Hanım akşama kadar Meltem Ayvalı'yla seçim çalışmasında. Meryem Ayvalı kızıyla gurur duyuyor. Çalışmalarımız çok güzel sürüyor. Sabah kalkıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz hep bir. Kızımla ben gidiyorum sabahları köylere, evlere tek tek girip çıkıyoruz. Kadınlarımızla görüşüyoruz. Akşam kahvelere gidiyorlar. Akşam babası gidiyor. Ben dükkanda kalıyorum.
Meryem Ayvalı'nın bakkaldaki akşam mesaisi başlayınca İbrahim Ayvalı kızıyla köy kahvelerinde toplantılara katılıyor. Çok güzel, çok mutluyum. Kızımın Vatan Partisi'nden belediye başkan adayı olmasına. Artık Kiraz'ı ilerletmek için, geliştirmek için. Vatan Partisi mi? Vatan Partisi. İyi, iyi, çok iyi. Biliyor musunuz Vatan Partisi'ni? Pirincik işesi değil mi? Evet, Pirincik tamam, Partisi. Tamam, biliyorum, biliyorum. Kirazlılar cumartesi günü Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'le buluşmaya hazırlanıyor. Vatan Partisi lideri Perinçek de Meltem Ayvalı'nın seçim çalışmasına katılacak. Perinçek, Kiraz Köprü başında yurttaşlara seslenecek. Vatan Partisi İstanbul, Trabzon, Hatay, Ankara ve İzmir'de de seçim çalışmalarına devam etti. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlker Yücel İstanbul Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Yücel, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'la görüştü. Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Osman Erbil, merkezi Kadıköy'de bulunan Avrasya Şizofreni Derneği Başkanı Mustafa Alper'i ziyaret etti. Sorunları dinleyen Erbil, belediye başkanlığı görevine geldiğinde engelli derneklerini kiradan kurtaracaklarının sözünü verdi. Maalesef ki Kadıköy Belediyesi'nden bu anlamda ciddi hiçbir desteği alamadık. Vatan Partisi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şehir Plancısı İnci Güngör, Sürmene ilçesinde pazar esnafını gezdi. Evet, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayım. İyi, hayırlı olsun. Oftan vakti kebire kadar bütün köyler dahil herkesin oyuna talip. Güngör, çalışmalarına Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu'nu makamında ziyaret ederek devam etti, projelerini anlattı. Çözeceğimi anlatacağım. Yani üç temel konu, biri ulaşım, biri kentsel dönüşüm, bir tanesi de 18 uygulamaları. Vatan Partisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yunus Özgür Yıldırım ve Antakya Belediye Başkan Adayı Mehmet Çokluk, Antakya'nın kalbi olan tarihi Uzun Çarşı. Yani istiyoruz ki burası güzelsin, caddelerimiz. Üretmeden bu işten çıkmış. İnşallah. Kaldırım Belediyesi'ne son vermemiz. İnşallah. Esnafı dinleyen Antakya Belediye Başkan Adayı Çokluk, değiştirmek elinizde diyerek oy istedi. Kaderimiz değil. Ya kaderimiz değil ama değiştirebiliriz ya. Yani. Ama işin gerçeği insan... Vatan Partisi İzmir Bornova İlçe Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Cengiz Çakır, seçim çalışmaları kapsamında Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'ni ziyaret etti. Yapılan işlerin halkın yararına olması temel ilke. Yani sınırlı kaynakların akılcı bir şekilde kullanılması. Eğer iktidarınız veya seçim almanız söz konusu olursa tarım müdürünüzün ziraat mühendisi olmasını bekliyoruz. Pazarlarında Çakır bir dönem başkanlığını yaptığı Ziraat Mühendisleri Odası'nın taleplerini dinledi. İşin anahtarıdır. O nedenle ben öncelikle bu köklü bilimin savunucusu, tarım tekniğinin uygulayıcısı odamızdan başlamak istedim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Tülin Oygür, Bilkent Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu. Belediye Başkanı seçilmesi durumunda gençler için neler yapacağını anlattı. Ankara dışından gelenler için yeterince yurt yok. Saraçoğlu'na gözümüzü diktik bunun için. Tabii bunlar bizim mücadele vermemiz gereken alanlar. Bunlar bizim binalarımız veya alanlarımız değil belediyenin. Ama bu mücadele verilir. Olmuyorsa başka çözüm bulunur. Oygür, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın ilçesi Çubuk'taydı. Hadi 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 hadi. İnşallah her durumda her yılında yandık yapmadım acaba. Çubuk'ta esnaf, pazarcı ve halkın uğrak yerlerini ziyaret eden Oygür'e Vatan Partisi'nin Çubuk Belediye Başkan Adayı İşçi Dursun Keskin de eşlik etti. Vatan Partisi'nin ekonomik krizden etkilenen esnaf için çözüm yollarını dinleyen bir yurttaş, seçim çalışmaları sırasında Vatan Partili oldu. Hadi takalım o zaman. Vay canına ya. Yani bu mutluluğu da bize yaşattınız ya. Vallahi helal olsun ya. Vallahi helal olsun. Hoş geldiniz ya. Hoş geldiniz partiye. Hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan,
Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Aksaray'da konuştu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu da özellikle yerli üretim vurgusu yaparak Malatya'nın Akçadağ ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Buna hiç teşebbüs ve tevessül etmesin. Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor? Tencere yuvarlanır, kapağını bulur. Siyaset bir hizmet yarışıdır. Siyaset bir kavga alanı değildir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan HDP üzerinden, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise milliyetçilik üzerinden eleştirdi. Delikanlıca, bölücü örgütün uzantılarıyla hangi şartlarda ittifak kurduklarını söylemiyorlar. Bunu yapmadıkları gibi bir de utanmadan her gün bize saldırıyorlar. CHP Genel Başkanı bizimle boy ölçüşemez. Millilik konusunda bizim yanımızdan bile geçemez. Çünkü ağırlıklarımız farklıdır, ilgimiz farklıdır, safımız başkadır. Ankara mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'a yüklendi. 9 yılda 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Ankara Büyükşehir'e kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun durağıysa Malatya'ydı. Akçadağ ilçesinde parti otobüsünden vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu yerli üretim vurgusu yaptı. 113 milyon dolarlık pamuk ithal ettik. Türkiye'de toprak mı yok? Bizim dünya kadar eskiden pamuk ekerdik, ithal ettik, dışarıya ihraç ederdik, döviz elde ederdik vesaire. İthalatın arttığını söyleyen Kılıçdaroğlu, çiftçiye yeterli teşviğin verilmediğini vurguladı. Şimdi bakın, patates getirecekler, 200 bin ton sıfır vergi, sıfır gümrük vergisi. Sıfır gümrük vergisiyle mazotu getir, ver çiftçiye. Bak bakalım ne oluyor? Sıfır vergiyle. Adaylar seçim telaşında, belediye işçileri ise geçim derdinde. Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken belediyelerde de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürüyor. Belediye İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Çorlu, Alanya ve Menderes belediyelerinde görüşmelerin tıkanmasıyla grev sürecine girildi. 3 belediyede alınan grev kararları belediye binalarına asıldı. Tekirdağ'ın Çorlu, Antalya'nın Alanya ve İzmir'in Menderes belediyelerinde toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanmasının ardından grev süreci başladı. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Belediye İş Sendikası Çorlu Belediyesi ile Kasım ayından bu yana sürdürülen görüşmelerden sonuç alamayınca aldığı grev kararını belediye binasına astı. Belediye İş Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan, ücret konusunda anlaşamadıklarını söyledi. Sabahın 5'inde kalkıp temizlik yapan, herkesin iğrenerek baktığı lağımları temizleyen, insanların doğumundan ölümüne kadar hizmet götüren belediye işçileriyiz. Resmi enflasyonun %20.30 olduğu bir dönemden geçiyoruz. Makul ve demokratik bir hakkımız olan, gerçekten insanların çoluk çocuğunu mağdur etmeyecek rakamlar istedik. Afaki rakamlar değil. Bu süreci hepimiz olumlu şekliyle biteceğine olan inancımız devam etmektedir. Grev ilamının asılmasıyla 60 günlük yasal süreçte başlamış oldu. Tarafların 2 ay içinde anlaşamaması halinde belediye işçileri greve çıkacak. Kars sokakları çöp yığınlarıyla dolu, köstebek yuvasına dönen sokaklar çamur deryası altında. Çözüme işaret etmek isteyen Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleri kentin en işlek caddesinde çöp topladı. Seçimden seçime sahip çıkan var. Seçimden sonra sahip çıkan yok. Burası kadim kent Kars'ın en işlek caddesi Kazımpaşa Caddesi. Bu merkezde bile böyle, mahallelerde daha da kötü durumlar hakim şu anda. Sokaklar köstebek yuvası, çöp yığınlarıyla dolu. Halk tepkili.
31 Mart seçimleri de bu yüzden çok önemli. Bizdeki çöpten geçilmiyor. Gilbertlik şu an. Şu anda MHP belediye başkanı olarak Kars'ımızı reli götüreceğini hep geri götürdü. Belediye bu yolları falan böyle güzelce bir yapılsa etse daha güzel olur. Yani yollarımız çok kötü, çevre düzenimiz çok kötü. Seçim bildirgelerinde bu soruna yer veren tek parti Vatan Partisi. Kars'ın çöplerini topluyoruz. Sağ olsun belediye başkanımız toplamadı. Onun yerine biz toplayalım dedi. Bu gençlerin amacı da bu krize dikkat çekmek, çözüme işaret etmek. Biz diyoruz ki bu pisliği Vatan Partisi temizler. Bu pisliği Tuncay Başkanımız Tuncay Mutluer temizler. Bu yüzden de halkımızın, gençliğimizin oylarına talip oluyoruz. Biz şimdiden göreve başladık. Onlardan yetki istiyoruz. Vatan Partisi Öncü Gençlik hem Kars'ı temizliyor hem Kars'ı pislikten kurtarıyor. Ve 31 Mart yerel seçimlerine şimdiden hazırlık yapıyor. Gençlik olarak isyan ediyoruz ve bütün Kars'ta okuyan öğrenci kardeşlerimizi, öğrenci arkadaşlarımızı Tuncay Mutluer'de Vatan Partisi'nde birleşmeye davet ediyoruz. Çöpe, çamura, pisliğe ve tarlaya dönmüş yollara, yüzüne bakılmaz hale getirilmiş Kars'ımızın işler acısı durumuna. Kars bunu hak etmiyor. Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleriyle birlikte Vatan Partisi Kars Belediye Meclis Üyesi adayları Muharrem Yerli ve Ezgi Yılmaz da sokaklarda çöp topladı. Şehrimizi hem boş vatandan hem de çöp ve çamur deryasından biz kurtarırız. Aslında bu tablo birbirine benzeyen tüm rantçı ve partilerin ortak çöpü, ortak çamuru, ortak borcudur. Biz Vatan Partisi ve Belediye Başkan Adayımız Sayın Tuncay Mutluer olarak onların bize bıraktığı bu pislikleri kamucu ve halkçı Atatürkçü programımızla temizleyeceğiz. Yeni askerlik sistemiyle bedelli askerliğin kalıcı hale gelmesine bir tepki de emekli tümgeneral Osman Pamukoğlu'ndan geldi. Bir halkın temel askeri eğitimden mutlaka geçmesi lazım. Gençleri başta. Nisan ayında meclis gündemine girecek yeni askerlik sistemi önerisine eleştiriler gelmeye devam ediyor. Yurt savunması ile ilgili işin içine ihtiyacın olsa bile parayı sokmayacaksın. Yıllarca terörle mücadelede aktif görev alan emekli tümgeneral Osman Pamukoğlu, yeni sistemin bedelli askerliği kalıcı hale getirmeyi hedeflemesine tepki gösterdi. Yurt savunmasının paraya dayalı, parası falan böyle bir şey olamaz. Bu adil ve hakkaniyetli bir şey değil. Bu sistem yanlıştır, buna hemen bakılması lazım. Mükellef çok, ona her zaman bir çare vardır. Bunun çaresi hiçbir zaman şey değildir, bedelli değildir. Yeni sistemde yedek subaylığın yanı sıra yedek assubaylık da getiriliyor. Ulusal kanalda Ankara temsilcisi Eray Çelebi'nin sunduğu Başkent Kulisi programında konuşan Pamukoğlu yedeklik uygulamasını da değerlendirdi. Normalde rütbe komuta yani rütbe hiyerarşisinde sade olunması lazım. Mesela ne diyor? Yedek assubay. Bunlara gerek yok. Emekli general, çatışmaların arttığı yeni dünya düzeninde Türk ordusunun güçlü olması gerektiğini vurguladı. Sizin askeri sistemlerinizin de, askeri alma sistemlerinizin, eğitim sistemlerinizin, savaş doktrinlerinizin, ordu örgütlenmenizin, yani generallerinizin, kurmaylarınızın, subaylarınızın nasıl yetiştirileceği meselesi çok önemlidir. Emekli Assubay Oktay Yıldırım, Ergenekon kumpasının 8 FETÖ'cü hakim ve savcısının yargılandığı davada mahkemeye önemli bir dilekçe sundu. Yıldırım dilekçesinde tutuksuz ve tutuklu yargılanan sanıkların bilgi, belge alışverişinin yasaklanmasını istedi. Tutuksuz sanık Ercan Fırat'ın dış bağlantısı olduğu için duruşmada tutuklu sanıkları yönlendirdiğini belirten Yıldırım, bu durumun yargılamaya gölge düşüreceğini ifade etti. Ergenekon kumpas davasında yer alan 8 FETÖ'cü hakim ve savcının yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Hakim cübbesi giymiş bu kişiler Fethullah Gülen terör örgütünün azılı elemanları ve hala da bu aidiyetlerine devam ediyorlar. En ufak bir pişmanlık göstermiyorlar. Bu tezgahın arkasındakiler bilsinler. Biz çökmeyeceğiz. Davaya müşteki sıfatıyla katılan emekli Assubay Oktay Yıldırım, tutuklu ve tutuksuz sanıkların bilgi belge alışverişinin yasaklanmasını istedi. Mahkeme heyetine bir dilekçe sunan Yıldırım, Ercan Fırat'ın tutuksuz yargılandığına dikkat çekti.
Dilekçe'de cezaevinde olmadığı için dışarıyla bağlantısı olan Ercan Fırat'ın diğer tutuklu sanıklarla mahkeme salonunda rahatça görüşerek onları yönlendirdiği belirtildi. Bu durumunda yargılamaya gölge düşürme riski taşıdığını ifade etti. Örgütsel bir eylem planı var. Onun bir parçası olarak yaptılar ve bu mutlaka soruşturulacak. Bu arada davada sanıkların kaçma şüphesine karşı sıkı güvenlik önlemi uygulanıyor. Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nce yapılan yargılamanın 14 Mart tarihli duruşmasında kelepçe polemiği yaşandı. Duruşmaya 15 dakika ara verildiğinde sanıklar kelepçelenerek salondan çıkartılmak istendi. Bu duruma Ergenekon davasının eski savcılarından Mehmet Ali Pekgüzel, kelepçe kaçma şüphesi olana takılır sözleriyle tepki gösterdi. Jandarma görevlisi de sanık Pekgüzel'e kaçma ihtimaliniz var diyerek yanıt verdi. Ardından da tutuklu sanıkların kollarına kelepçe takılarak salondan çıkartıldı. Bu insanlar toplum vicdanında zaten şu anda mahkum edildiler. Tartışmalarla devam eden duruşmada sanık eski hakim Hüsnü Çalmuk da savunmasını tamamladı. Ergenekon duruşmalarında kullanılan bilgisayardaki bilgileri silmek suçlaması Hüsnü Çalmuk hakkındaki iddialar arasında yer alıyor. Çalmuk bilgisayarlardaki bilgileri özel bir program sildiklerini kabul etti. 85 sanıklı Hrant Dink cinayetine ilişkin davada 2 kişi tahliye edildi. Dönemin jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün hakkındaki tahliye kararı yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte verildi. Sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyüreğin tahliye talebi ise reddedildi. Dava 11 Haziran'a ertelendi. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin açılan davada iki sanık hakkında tahliye kararı verildi. Dava 11 Haziran'a ertelendi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gördüğü davada Fethullah Gülen, Ekrem Dumanlı ile Ali Fuat Yılmazer'in de içinde olduğu 85 kişi yargılanıyor. Davanın 14 Mart tarihli duruşmasında dönemin jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün hakkında tahliye kararı çıktı. Yurt dışına çıkış yasağı konulan sanıklar tahliye kararına rağmen cezaevinden çıkamadı. Muharrem Demirkale 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara'da açılan bir davada tutuklu bulunuyor. Sanık Ercan Gün de İstanbul'da silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla yargılandığı başka bir davadan dolayı tutuklu durumda. Cinayetin işlenmesinde büyük rolleri bulunduğu belirtilen diğer tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyüreğin tahliye talepleri ise reddedildi. Mahkeme verdiği ara kararda davada yargılanan eski jandarmaların FETÖ'nün mahrem imamları tarafından aranıp aranmadıklarının da tespit edilmesini istedi. Davayı 11, 12 ve 13 Haziran'a erteleyen mahkeme heyeti gelecek duruşmada 11 tanık dinleyeceğini belirtti. Dinlenecek tanıklar arasında eski İstanbul Valisi Muammer Güler, Vali Yardımcısı Ergün Güngör ve eski MİT görevlileri var. Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi Şohrat Zakir, dünyanın konuştuğu eğitim merkezlerinin ileride kapanabileceğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında Amerika'nın Çin'in iş işlerine karışmaya hakkı olmadığını belirtti. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bugüne kadar 1 milyon Uygurlunun eğitim gördüğü mesleki eğitim merkezlerini kademeli olarak kapatabileceği açıklandı. Açıklamayı Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi Şohrat Zakir iki toplantı kapsamındaki oturumda yaptı. Zakir mesleki eğitim merkezlerinden bahsederek eğer bir gün toplumun onlara daha fazla ihtiyacı kalmazsa bu eğitim merkezleri yavaş yavaş ortadan kalkacaktır dedi. Ülkenin batı bölgesinde yer alan ve 1 milyon Müslümanın yönlendirildiği eğitim merkezleri uluslararası alanda eleştirilerin hedefinde. Atlantik merkezli medya eğitim kamplarını dünya kamuoyuna toplama kampı şeklinde sunuyor. Bu şekilde Pekin yönetimi baskı altına alınmaya çalışılıyor. Çin yönetimi ise bu kara propagandaya karşı uluslararası bir kampanya başlattı. Pekin yönetimi özellikle halkı Müslüman ülkelerden çok sayıda gazeteci ve diplomatı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne davet ederek buradaki merkezleri görme fırsatı sunuyor. Çin yönetimi ise ısrarla bu kampların aşırıcılıkla mücadele kapsamında faaliyet gösterdiğinin altını çiziyor. Mesleki eğitim merkezlerinde Çince, mesleki bilgiler ve yurttaş hakları öğretiliyor.
Konuyla ilgili olarak Çin devleti ABD'yi yalan haberlerin peşinden gitmekle suçladı. Çin, ABD'den Çin'in iç işlerine insan hakları bahanesiyle karışmamasını istedi. Açıklama Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Liu Kang tarafından yapıldı. Liu, ABD'nin insan hakları raporunda yer alan Çin hakkındaki ifadeleriyle ilgili konuştu. Liu, ABD gerçekleri göz ardı ederken ideolojik önyargılarla hareket ediyor, dedi. Elazığ'ın Ağın ilçesinde bir inek annesiz kuzuya anne oldu. Yavrusuyla birlikte pamuğa da süt veren ineğin bu tavrı sahiplerini biraz şaşırtmış. Elazığ'ın Ağın ilçesinde doğum yapan inek kendi yavrusuyla annesi ölen kuzuya birlikte süt veriyor. Bey Elması köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Aslan'ın çiftindeki koyunlardan biri 1,5 ay önce doğum yaptıktan sonra öldü. Koyunun yavrusuna Pamuk ismi verildi. Aslan kuzuyu bir süre biberonla beslemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Aslan'ın aklına başka bir çözüm geldi. Kuzuyu yeni doğum yapan ineğin altına koydu ve bekledi. Bir süre sonra inek kuzuyu emzirmeye başladı. Manzara karşısında önce şaşıran Aslan ve ailesi zamanla duruma alıştı. Hayatını huysuz bir ineğe borçlu olan Pamuk hızla büyüyor. 14 Mart 2019 günü Tıp Bayramı'nın 100. yılında haberlerimizle karşınızdaydık. Her zaman olduğu gibi veda ediyoruz. Türkiye gemisinde yeni dünya rotasında buluşmak üzere.